Hoş geldiniz. Ben Sadi. Cities Skylines 2. sezonuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir insan kalabalığı, burada bir tramvay karabalığı. Tramvayı bu kadar seveceklerini düşünmüyordum açıkçası şehrin. Ama tramvayı acayip sevdiler. Teorik olarak ben bir şehirde yaşasaydım tramvayı severdim sanki. Bir yerden bir yere gitmek güzel olurdu. Burada bayağı kuyu açılmış. 5. seviyeye ulaşmış. Petrol kuyumuz. Bu çok iyi ve 95 çalışanımız var. Burada biraz daha çalışana ihtiyaç var. Well educated çalışan sayımız eksik. Demek ki bir eğitim sistemine ufaktan ağırlık vermemiz gerekecek. Eğitim sistemine bir ağırlık. Bir de bu yolların böyle minnak mahallelerle, pek de minnak sayılmayan mahallelerle bağlantısının daha güzel bir şekilde çözülmesi lazım. Bu otopark full çekiyor. Şuraya bir otopark daha çakalım. Gel bakalım. Şöyle büyükçe bir otopark. Araya bir yol boşluğu bıraksak mı? Gerek yok. Bir otopark daha yapalım. Park ücreti 50 dolar. 50 TL neyse. Güzel. Şimdi ne bizim mutsuzluk eden şeyler? Vergi, eğlence, gürültü ve sağlık. Bunlara şimdilik yapacak bir şeyimiz yok. Ben bu şekilde birkaç tane daha mahalle kuracağım. Ve kurduğum bu mahallelere güzel yol bağlantıları yapmaya çalışacağım. Sadece nasıl yapacağımı çözmem lazım. Şimdilik. Acaba neler yapabiliriz? Bir değerlendirelim. Şimdi şuradaki yolu ne yapabiliriz bu yolu? İnsanların nereden nereye gitmek istediğini çözersek aslında işimiz daha kolay olabilir. Şimdi şunu yıkıyorum. Şöyle. Tamam. Sonra burayı biraz toparlayacağım. Burayı daha sonra daha güzel bir hale getirebiliriz bence. Şimdilik bu şekil olabilir. Önemli olan şuradaki kavşağın durumu. Buraya daha büyük bir kavşak mı yapsak acaba? Ben kavşakları açtım mı? Açmamışım. Gerçi kavşaklar çok da işe yaramıyor oyunda ama her türlü tıkanıyorlar. Bir kavşak yapmalı mıyım diye düşünüyorum. Ya da kendi içerisinde bir mahalle yapabiliriz. Yapalım. Şöyle bir şey deneyelim. Ama burası çok büyük olacak. Bu kadar büyük bir bölge kurtarılabilir mi bilmiyorum. Bir deneyelim. Şöyle 90 dereceyle şurayı bir kapatalım. Burayı ne kadar uzatabiliriz? Çok uzatamayacağım. Yani şu kadar falan olabilir. Sonra şöyle bir şeyle burayı birazcık daha büyütebilirim sanki. Teoride mümkün. Bunlar niye yamuk oluyor acaba? Hepsi ayrı yamuklukta oldu. Çok ilginç. Düşüneyim. Çünkü bu yolu... Yok, onunla da alakası yok. Çözemedim. Tamam, bu kadar sıkıştırmaya gerek yok. Şuradaki otoyolu buradan devam ettirelim. Sanırım şuydu. Bir dakika, o niye tak diye koydu öyle? Şunu bir yık. Şununla yapalım. Böyle devam edip sonra
buradan şuraya bağlanabilir. Ama burası baya karışık olacak. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Buradaki direkleri yıkıyoruz. Sonra yer altından niye bunu tutmuyorum? Tuttum sanırım. Buradan diğer yer altı bağlantısı şurada. Şuraya bağlıyoruz. Oldu mu? Tabii ki olmadı. Yer altı bağlantılarında sorun var çünkü oyunun. Tekrar deneyelim. 20 metre desek. Bağladı mı? Yine bağlamadı. Abi grafikte bağlanmış gibi gösteriyor ama. Olmaz ki böyle. Şu uzaktan yapalım. Uzaktan yapınca daha çok tutuyor. Bak şuraya tık diye kendi çekiyor. Teoride buradan tak diye yapışıyor olmalı. Ama yapışmıyor. Bakayım. Hah, bu sefer yapıştı. İyi. Tamam, elektriği yer altına aldık. Sorun var mı elektrikle ilgili? Yok. Şimdi burayı biraz daha toparlayabiliriz. Otoyol çok aşağıda kaldı buraya göre. Bu şehir bu kadar yüksek miymiş ya? Fark etmemiştim bu yüksekliği. Acayip bir yükselti farkı oldu şimdi. İki taraf arasında. Burayı da bir şekilde çözmemiz gerekecek. İlerleyen dönemde. Buraya büyük bir kavşak yapabilirim. Ya da başka da bir seçeneğim yok. Büyük bir kavşak yapabilirim. Ya da burayı yıkıp burayı bir yıkayım. Gerçi şurada acayip bir trafik olmuş yine. Tamam, burayı yıkıyorum. Burayı bir düzelteceğim. Ya da daha çok bozacağım, emin değilim. Elimden geleni yapacağım diyelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ben de merak ediyorum şu an. Şimdi ana yol bu kadar. Hatta şurayı da ben alayım. Tamam mı? Şöyle şuraya kadar bir alsak. Daha da devamı var. Buradan yukarı çıkartabilirim yolu. Tamam. Böyle olsun şimdilik. Şunu %100 yapalım. Şunu da 300 yapacak. Daha kolay ilerleriz. Oradaki arabaları toprağın altına gömelim. Evet, mükemmel. Vatandaşlarımıza sonsuz hizmet. Ücretsiz mezar yapıyorum şu an. Burada arabalar kaldı. Şunu bir yıkalım. Evet. Böyle tramvay yoluna doğru bir yükselti yaptım. Şuradaki eğimi toparlayabilir miyiz? Bir bakalım. Buraya mantıklı bir eğim. Bu eğim değil mi abi? Bu hiç eğime benzemiyor. Şunu %50 yapsak. Çok saçma işler yapıyor bu. Reis çok saçma işler yapıyorsun ya. Hiç düşündüğüm gibi ilerlemiyor. Bu neymiş? Bize bu lazım. Yumuşatan bu. Yumuşatanı bulduk. Tamam. Şununla düzeltiyoruz.
Onu da düzelttiğimizi varsayalım. Bakalım yapabilecek miyim? Şununla da tatlı bir mail vermek istiyorum. Evet, şöyle bir şey oluyor gibi. Hatta kenarları bununla yaparsam daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Evet. Bu biraz daha yayvanlaştırıyor dik olan alanı. Tamam. Şimdi buradan iki şeritli karşılıklı bir otoyol çekelim. Hatta şurayı da bir yıkalım. Evet. Şuraya doğru bir bağlantı yaptık. Şimdi şuradaki yolla burası arasında da bir aksiyon olması lazım. Şöyle hafif düzleştirelim burayı. Ya da şöyle yapalım. Bir saniye. Şurayı bir yıkalım tekrar. Burayı biraz daha düzleştireyim. Tamam. Şimdi buraya bir şöyle düzeltme yapalım. Tamam. Buraya şu müziği... Ya ben müziği kapatıyorum. Müzik kendi kendine açılıyor. Ne iş acaba? Audio, Master Volume, Internet Game Volume, Menü Müzik 0. Radyoyu kapat. Radyo 0. Tamam, şimdi oldu. Ben kendi müziklerimi açmak istiyorum ya oyunda. Şununla hadi buraya güzel bir tekli kavşak yapalım. Buradakini biraz daha büyük yapsak ne zarar olabilir? Evet, ikili. Mükemmel bir kavşak. Bir de şuraların açısını değiştirelim. Böyle dip dibe girmesinler. Şöyle daha mantıklı gibi. Bu niye tek şerit? Burayı da bir toparlayalım. Tek şerit yol kime yeter? Şununla şuradan bir alayım yolu. Şuraya kadar getirelim. Buradan sonrasını elle idare edelim. Şuradan. Buradaki de bu şekilde gelse. Tamam. Buradaki böyle olsa. Buradaki de. Al sana kavşak. Mis. Şimdi buradaki yolu buradaki kavşağa bağlayalım. Ama bu yolla değil. Hangisi? Şu. Evet. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Amaç burayı büyütmek. Burayı nasıl geliştirelim? Şöyle bir geliştirelim burayı. Burada trafiğin içinden geçeceğiz muhtemelen. Ama eğer yüksek nüfuslu bir yer yapmak istiyorsak bazı şeyleri göze alacağız. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Sonunu düşünmeyen plansız şehirleşme yapar. Birini seçmemiz lazım. Tamam. Şimdi buradan ne kadarlık bir yer bırakalım? Şöyle iki kutu kalsa. Şöyle olur gibi. Şuraya da böyle bir şeye ihtiyaç var. Burası da böyle olsa. Şuraya okul yapabilirim.
Şuraya okul alanı olarak bırakacağım. Şuradaki uçların hepsine ihtiyacım yok. Sanırım. Bilemedim. Şimdi burada neye ihtiyaç var? Ev ve iş yerlerine ihtiyaç var. Tamam. Şurayı bir orta seviye bina yapalım. Şurayı kulelerimizi dikelim. Kule olsun. Şuraya yine bir miktar mağaza. Şuraya ofis istiyorum. Şöyle olabilir ofis. Tamam mı? Şuraya az katlı evler. Kısmen tamam. Yine şu bölgeye biraz ofis. Şuraya az katlı ev. Şuraya da mağaza yapabilirim. Bunların bir metro bağlantısına ihtiyacımız var. Bir de mantıklı bir şuradan geçecek yola. Bunu buradan bağlayalım. Şuradan ana yola bağlantı verdim. Şuna ihtiyacımız yok. Şimdi buradan da birkaç yerden bağlantı vermemiz gerekecek. Buradan verelim. Bir tane de buradan verelim. Gibi. Oldu gibi. Bir de tramvay olayımız var. Tramvayı unutmayalım. Hem trafikte işe yarıyor, hem vatandaşları mutlu ediyor. Bu tramvayı böyle çekiyorum. Sanırım buradan şöyle biri bu tarafa gidecek. Biri de bu tarafa bağlanacak. Yapabilirsem. Buraya niye bağlanmıyor bu? Aşağıda kaldığı için. Peki. Şöyle bağlanabilir. Oldu mu? Oldu gibi. Bu kadar geniş yapmama gerek yoktu ama. Burada yolun üzerinden geçiyor. Bak bu olmadı. Şurada tramvayı bir miktar yükseltmemiz gerekiyor. Şurayı alalım. Tamam. Şimdi burada tramvay yolunu alıyoruz. 10 metreden 20 metreye çıkarıyoruz. Sonra buradan aşağı indirebiliriz. Şimdi buradaki tramvayı da o zaman alalım şuradan. Çok dik oldu. Şuradan alalım. Hadi ama bu kadar zorlama. Oldu. Peki tramvaya bu millet nereden çıkacak? Bir tane durak şuradan yapalım. Bu bir durak olsun. Bir durak da buradan yapalım. Ve bir durak da buradan yapsak. Başka? Şurada durağımız var zaten. Oraya da bir bağlantı atalım. Evet. Sanırım tamam. Okul. Okul yapacağız dedik. Neye ihtiyacımız var? Elementary
1000 kapasitemiz var. 2500 kişi okumak istiyor. Mükemmel. High school'da 800 kapasitemiz var. 300 kişi okumak istiyor. Yani ihtiyacımız yok. Koleji 100 kişi, üniversiteyi 100 kişi istiyor. 100 kişi için okul yapılmaz. O yüzden buraya bir high school güzel olacak. Buradakiler de burada okusun. Harbiden tüm şehir mutlu oldu ha. Bu bölge komple mutlu oldu. Güzel. High school'a tramvay da attık. Daha iyi oldu. Şuradan bu tarafa da bir durak ekleyebilirim. Şu an normal gibi gözüküyor olsa da ilerleyen dönemde ihtiyacımız olabilir. Yürüyüş yolu yapalım. Ve buradan karşı olmadı. Önce şunu 10 metreye çıkaralım. Millete araba çarpmasın. Sonra buradan şuna bağlayalım. Evet. Şuraya iki durak attık. İki durak buraya attık. Şu okulun orada vardı bir durağımız. Okul önemli. Bir de şuraya yayını yapmıştık. Ha, onun zaten yolu var. Tamam mı? Bence güzel oldu. Şehrin içinden de tramvay geçirmiyoruz. Yani. Play diyelim bakalım. Hemen buralarda olmaya başladı. Sanayi isteğimiz ciddi arttı. Acayip bir sanayi isteği var. Buralara biraz ekleme mi yapsak diye düşünüyorum. Şuraya biraz sanayi ekleyelim. Madem istek var. Bir de şuradaki sanayi miktarını artırabiliriz. Yeterli olur mu bakalım. Yaptık bir şeyler. Nüfusumuz 23.000 şu an. Buradaki problem ne? Temiz su boru bağlantısı mı yok? Abi zaten buraya temiz su borusunun gelmesine de gerek yoktu da. Uğraşması olmasın diye çekmiştik. Bu uyarıyı vermene gerek yok yani. O zaman sana temiz su vermeyelim. Sana sadece şuradan kirli su bağlayalım. Oldu mu? Şimdi burada kirli su hatası verdi. Sebep? Sisteme bağlamadığımız için. Şimdi de kirli su borumuz temiz su hatası veriyor. Oğlum manyak mısın lan? O hatayı kaldıramayacağız. Su borusu bağlanmadı diyor. Kardeş su borusu zaten bağlı buradan gidiyor. Oyun bug'a girdi arkadaşlar yine. Şunu bug'sız bir halde bağlayabilir miyim? Tekrar deneyeceğim. Şimdi kirli su borusunu şöyle uzaktan alayım. O zaman daha kolay oluyordu. Alıp şuraya bağlıyorum. Yok yine hata veriyor. Elimden geleni yaptım gördünüz. Oyun hata verince yapacak bir şeyim kalmıyor. Aa bağlı değil diyor. Oğlum biraz önce bağlıydın lan sen. Şaka mısın? Şimdi bağladım temiz su hatası veriyor. Ha, illa bir hata verecek onu çözdük. Bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor. Tamam. İkisi de çalışıyor. Hatta tarım arazilerimize doğru çalışıyor. O kadar uğraştık ama bu kirli su atığını şöyle şuraya alsak daha güzel olacak. Şuradan bir kirli hattı çekelim. Kirli su buradan aksın. Evet. Tamam, hem de hatasız oldu. Şurayı da yıkabiliriz.
Yer altındaki kısmı da halledelim. Güzel oldu. Tamam. Şurada bir sıkıntımız var. Elektrik ve suyumuz yok diyorlar. Doğrudur. Çünkü yer altından size elektrik vermedik. Elektrik gelmiş olmalı. Bir de su işini halledelim. Su da gelmiş olmalı. Elektrik gelmemiş. Peki. Niye? Çünkü hat bağlanmadı yine. Şu an bağlı gözüküyor. Abi bağlısın işte. Elektrik niye vermiyorsun? Şimdi oldu mu? Yok. Elektrik vermiyor. Peki. Çözeceğim. Onu da çözeceğim. Her şeyi yer üstünden de geçiremem ki ama yeraltı hata veriyor diye. Şimdi bu hatta bağlı olmasına rağmen hat çok yukarıda. Yani 10 metreden çekiyorum. Bunu da yıkalım o zaman. Tamam mı? Şimdi şuradan çektim. Oldu mu? Play diyelim. Yok. Hah, olmuş, tamam. O zaman buraya da çekelim. Olduysa diğerine de çekelim. Oldu. Diğerine de çektik. Oldu. Tamam. Elektrik ve su işi tamam. Buraya inşaatlarımız geliyor. Nüfusumuz 23 bin. Yeni bir tramvay hattına ihtiyacımız olabilir. Aktarma sistemi çalışıyor muydu ona emin değilim. Ona bir hatırlamam lazım. Şu üçüncüsü aktarma idi sanki. Mavi olan. Evet, mavi olan şu arada dönüyordu. Mavi olan kullanılan bir yol olmadı. Mavi alan kullanılamıyor. Mavi alan kullanılamıyor. Aktarım olmaması kötü oldu ya. Her yerden her yere yol yapmak çok sıkıntılı bir süreç. Ya şu duraktaki adam buraya gitmek istiyorsa tek bir hat üzerinden gitmek istiyor. Buradan aktarayım, buraya geleyim, buradan aktarayım, oraya gideyim istemiyor. Bu bir problem. Bunu nasıl çözebiliriz? Şu an bilmiyorum. Mavi olan yolu siliyorum. Artık mavi hattımız yok. Yeni bir hat. Yeni bir hat. Hangi renk olsun? İşte mavi olsun yine. Buradan alsın insanları, sanayi bölgesine taşısın. Ama saçma abi ya. Olmaz ki böyle. Bir hat komple dolaşsın desek. O da içerilerde dolaşmamış elbet bir yerler kalacak. Ben hatları kendi içinde yapabileceğimi düşünüyordum. Mesela şurada bir hat yapacağım. Burada bir hat yapacağım. Burada bir hat yapacağım. Böylece bir insan şuraya gitmek istediğinde bu hattan bu hatta, bu hattan bu hatta geçecek gibi düşünmüştüm. Ama o şekilde olmadı. Keşke taksiler trafiğin bu kadar içinden geçmese de
Biraz taksilerle bu işi çözebilseydik. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şuraya da bir durak yapalım ya. Buraya da bir durak olsun. Bu yolun üzerinde hiç durak yok. Belki buradaki insanlar kullanır. Şuraya da bir durak atalım. Yaptık. Gel bakalım. Tamam. Şimdi güzergahları yeniden bir düzeltmemiz gerekecek. Şu an 14 bin kişi taşıyoruz. İki güzergahta. Bunları siliyorum. Korkuyorum silerken şu an. Tekrar geri yapabilir miyim diye. Ama mantıklı iki güzergah yapmamız gerekecek. Bu bölgeyi şuradan dolaştırıp sanayiden gezdirip buradan gezdirip geri getireceğim. Bir tanesinde. Bir tanesinde şuradan şöyle gezdirip geri getirsek saçma. Elbet ucu sanayiden geçmeli gördüğüm kadarıyla. Şurada taksiler birikmiş. Mesela bu taksiler nereden nereye giriyor? Yeni binamız açıldı. Tamam. Taksi deposundan Rebecca Merrill'i almaya gidiyor. Bu Robert Hyde'sı almaya gidiyor. Bu aldıkları adamlar nereye gidiyor ona bakalım. Claire Dive'ye gidiyormuş. Destination. Bu Todd Castile. Nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Ama sanayiye gidiyor belli. Tamam. Şuradan bir tur atacak ve şu sanayiden geçip gelecek bir tanesi. Bilemedim arkadaşlar, error verdim şu an. Vallahi error verdim. Ve bu tarafta hiç şey yok. Gerçi burada trafik sorunu da yok da. Tek katlı binalarda trafik sorunu olmadığından çok zorlanmıyoruz. Tamam hadi yapalım ya. Şimdi bir tane güzergahımız mavi olarak buradan başlasın. Buradan başlayıp nereye gidecek? Buradan başlamasın. Şuradan başlasın. Buradan başlasın. Buranın etrafını bir geçsin. Sonra buradan sanayiye dönsün. Sanayi geçsin. Sonra aşağı dönsün. Sonra şundan devam etsin. Tekrar şehre geri gelsin. Nasıl yaptık şimdi? Buradan çıkıyor, şöyle dönüyor. Buradan geliyor, buradan böyle aşağı iniyor. Şuradan şöyle ayrılıp tekrar buraya geliyor. Teoride okey. Buradan buraya gitmek isteyenler, yer değiştirmek isteyenler için ne yapabiliriz? Şu iki bölge arasında gelip gitmek isteyenler için ne yapabiliriz bilmiyorum. Trafiğin yoğun olduğu noktalara bir bakalım. Her yerde yoğun. Özellikle şu giriş çok yoğun. Bilemedim şu an. Tramvayı nereden nereye yapmamız gerektiğine dair. Çoğunluğun nereden nereye gittiğini bulmamız lazım. Ama burada insanların ben özellikle ofislerde çalışmasını istediğim için ona yönelik hareket ettim. Ofislerin vergisini azaltalım. Çok paramız var.
Şu ofis işleri artmalı. Sıfır vergi. Sıfır vergi iyidir. Bütçemiz ne durumda? İyi para kazanıyoruz. Bayağı iyi para kazanıyoruz. Problem yok. Tamam. Para problemimiz yok abi. Sadece ulaşım problemimiz var. Ulaşım problemi için seçenekler üretmeliyiz. Tramvay tepeleme gidiyor. Yo, bu park yerini işaretlemişim ben. 48 kişi varmış. Az. Niye ki? No vehicles. Burada hiç tramvay yok bu hat üzerinde. Neden? Tramvay sayımız yetersiz kaldı sanırım. Nerede bizim tramvay? Şurada. Evet. Onun aracın onu da kullanımda olduğu için yeterli tramvayımız yok. Burayı bir upgrade ediyorum. 15 tramvayı çıkardık. Şimdi yeni tramvaylar yola çıkınca sorun çözülecektir. Şöyle hızlandıralım. Evet. Artık rotada aracımız var. ...23.600 oldu. Benden hızlı büyüyor şehir. Ben alışamıyorum şu an. Buralarda bir hastane isteği var. Yukarıya kurduğumuz hastane buralara yetişemiyor. Medical klinik yapabilirim. Gerçi biz yukarı büyük bir hastane kurmamış mıydık ya? Yok, kurmamışız. Kaç para bunun gideri? 60 bine kuruluyor. Aylık 105 bin mi veriliyor? Nasıl lan? Upkeep 105 bin. Aylık bakım masrafı. 60 bine kurup 105 bin. Her ay iki tane hastane yapıyorum oğlum ben o paraya. Manyak mısınız lan? Büyük hastane kurarsam 2 milyon veriyorum. 775 bin aylık bakım masrafı var. Hastaneyi 60 bine kurup 105 bin lira masraf yapmak çok acayipmiş. Kötüymüş yani. Geçer misin? Olur, içerim. Latte mi cappuccino mu? Cappuccino. Cappuccino. He. Hemen gel. Teşekkür ederiz. Hastane arkadaşlar çok pahalı ya. Hastane acayip pahalı. Aylık 775 bin, yani rakamlar düzeltilmeli. 60 bine kurduğun şeyin aylık 105 bin lira bakım masrafı olmaz oğlum. Manyak mısınız lan? Olabilir teoride de pratikte olmamalı yani. O zaman buraya bir hastane ihtiyacımız var. Buraya bir hastahane yapalım. Yaptık. Buraya bir hastahane yaptık. Mutlu oldular. Sanayi bölümünde de bir hastane eksiğimiz var. Mecbur bir tane de oraya yaptık. Orayı da mutlu ettik. Kapasitemiz arttı hastane için. Çöple ilgili her yer yeşil. Çöple ilgili problemimiz yok. 1000 ton üretiyoruz, 2000 ton yakıyoruz. Güzel. İtfaiye sıkıntı. Polis yemyeşil. Polis güzel. İtfaiyede bir sıkıntı var. Yangın çıkabilir bir yerlerde. Bir tek şurada merkezde itfaiyemiz var. O yüzden bu tarafa da bir şeyler yapalım. Burada yangın çıkmasın. Şurada yangın ihtimal çok yüksek. Niye bu kadar yüksek bir şey? Şuraya bir itfaiye atalım. Bir tane de bu tarafa atalım. Burada da nüfus çok. Burada da sıkıntı çıkar. Bir tane de buraya attık. Herkes mutlu. Peki sanayi bölgesi? Bir tane de buraya atalım. Ve level atladık. Small city olduk. Oğlum biz zaten büyük city değil miydik? Niye small olduk biz şimdi? Dur bakayım. Ha, big town'mışız. Town kasaba. Büyük kasaba. Great town çok büyük kasaba. Şimdi küçük şehir olduk. Sonra büyük şehir. Sonra geniş şehir. Çok büyük şehir. Acayip büyük şehir. Sonra metropolisler başlıyor. Floresick, Expansive, Massive and Megapolis. Megapolis'e doğru gidiyoruz. Megapolis'te ne oluyor? 7 milyon para veriyorlar. 6,5 milyon. Buralarda bir şeyler açılmıyor. En son nerede açılıyor? Sanırım en son açılan burasıymış. Peki. Büyüyoruz bakalım.
Neleri açalım? Buralarda açmadığımız şeyler de var. Nükleer mükleer daha oralara hiç girmedik. Gerek duymadık gerçi. Suyla ilgili bir derdimiz yok. Hastaneyle ilgili yok. Çöple ilgili yok. Kolej, üniversite 100 kişi istiyor üniversiteyi. Bence gerek yok. İtfaiyeleri kurduk. Yeterli. Polis, karakolu yeterli. Ulaşım. Deniz ulaşımına hiçbir şey yapmadık. Deniz ulaşımıyla ilgili bir şeyler yapabilirim. Ortadaki suyu biraz daha genişletip bir plan olabilir. Hava yolu bilemedim. Sanki erken. Hava yolu için bir 100 bin falan nüfus olmamız gerekiyor gibi. Park bahçe olabilir. Bir de şu posting facility falan bunları yapabiliriz. Bir sonraki bölümde communications'la devam edelim. Bu bölüm bence yeterli şeyleri bence şehrimiz için şu an bayağı bir şey yaptık. Güzel oldu. Nüfusumuz 24.300 oldu. Tramvay olayını da çözdük. Bir sonraki bölümde neler yapalım? Benim düşüncem şurada şey var. Puanlarda. Nerede o? Communication'da server farm yani internet, satellite uplink yani uydu interneti, işte uydu iletişimi vesaire. Bunları yaparsak şehrimizdeki ofis isteği artar gibi geliyor mor. Ve ben şehrimizden sanayi çıkarıp mümkün olduğunca insanların ofiste çalışmasını istiyorum. Hizmet sektöründe parayla para kazanmalarını istiyorum. Bir yere gidip fizikle çalışma devri geçti. Sanayi devrimini de çoktan atlattık. Bir an önce ofislerde çalışıp şehir dışına hizmet, özellikle şuradaki production'lardan immaterial goods yani bunların satışını yapmak istiyorum. Şu an video prodüksiyon medya alanında ciddi satışımız var. Ama yazılım, communication bu durumlarda iyi değiliz. Bunları artırmaya çalışacağım. Sanayi mallarını zaten aşağıdakileri satarak bol bol alabiliriz. Ne bileyim, bir kilo bundan satsın, bir kilo buğday alsın yerine. Böylece çevremizi de temiz tutalım. Güzel bir metropolümüz olsun. Planım bu. O yüzden bir sonraki bölümde devam edelim. Şöyle manzaralı bir kapanış yapalım. Şöyle karların ardından şehrimiz gözüksün. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.